hazırladığı kayyum raporumuzu açıklayacağız. Tam 52 gün oldu biliyorsunuz Hakkari halkının iradesine el koyulalı. Mehmet Sıdık Akış arkadaşımız halkın oylarıyla belediye başkanı seçilmesine rağmen yerleşik devlet aklı ve iradesi maalesef ki 1923'ten beri hatta öncesinden beri sürdürdüğü tavrı bir kez daha gösterdi ve Kürt'ün iradesini yok sayarak belediyeyi gasp etti. Raporumuz zaten açıklanacak. Birçok hak ihlali işlendi bu gasp nedeniyle. Ama ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Şunu söyledi bazı kesimler. Mehmet Sıdık Akış'ın bir davası olmasını, neden hakkında dava olan birinin aday gösterildiğini ki Mehmet Sıdık Akış'ın davası bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır, hatta 10 yıldan fazladır devam eden bir dava. Maalesef ki belediye başkanlığıyla birlikte haksız, hukuksuz bir şekilde cezası kesinleştirildi. Ama şunu söylemek lazım. Biz insan hakları mücadelesinde ve sivil siyasette yer alan Kürtler olarak hakkında dava olmayan tek bir insanımız yok. Hepimiz ya cezaevine girmek üzereyiz, ya cezaevindeyiz, ya adli kontrollüyüz. Biz bu coğrafyada rehin olarak yaşıyoruz. Buna rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. O nedenle bir kez daha Hakkari halkının iradesine duyduğumuz saygıyı belirtmek adına bu raporumuzu açıklayacağız. 2016'da DBP'li toplam 95 belediyenin eş başkanları görevden alınarak yerlerine o yerlerin mülki amirleri olan vali ve kaymakamlar kayyum olarak atanmıştır. Kayyum atama hukuksuzluğunu terör kavramı üzerinden meşrulaştırmak isteyen iktidar temsilcileri 31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinden sonra da kayyum politikalarına devam etmiştir. 31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinin ardından 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 3'ü büyükşehir, 5'i il, 33'ü ilçe ve 7'si belde belediyesi olmak üzere toplam 48 HDP belediyesine kayyum atanmıştır. Kayyum atanması demokratik olan tüm hak ve taleplerin askıya alındığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yurttaşların temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkı birçok kez hukuka aykırı yollarla gasp edilmiştir. HDP'li 48 belediyeye kayyum atanması 4,5 milyonu aşkın yurttaşın iradesinin iktidar tarafından kabul görmediğini göstermektedir. 2016 yılından bu yana iki dönemdir kayyum atadığı belediyeleri seçimlerde her defasında kaybeden siyasi iktidar, halkın demokratik iradesine siyasi bir darbe aracı olan kayyuma tekrar başvurmuştur. Şurası açıktır ki Hakkari Belediyesi'ne darbeci bir zihniyetle kayyum atanması sadece Hakkari halkının değil, bütün Türkiye halklarının demokratik iradesinin gasp edilmesi girişimidir. Seçimlerden sonra normalleşme söylemleri ve yeni anayasa tartışmalarının hüküm sürdüğü bu günlerde demokrasiye aykırı bu uygulamadan bir an evvel vazgeçilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin en önemli meselesi olan Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollardan çözülmesi acil ihtiyaç iken, Kürt halkının seçimler yoluyla seçtiği belediye başkanlarının yerine kayyum atama politikasında ısrar, Kürt meselesinin çözümünü daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu durum aynı zamanda Türkiye'deki tüm yurttaşların seçimler yoluyla iş başına getirdiği tüm belediye başkanlarının yerine kayyum atama riskini de içinde barındıran bir tehlikedir. 03.06.2024 tarihinden başlayıp 12.06.2024'e kadar 10 günlük eylem etkinlik yasak kararı almıştır. Tabii ki kayyumun ilk giriş ve önleyici politikası da bu şekilde olmuştur. Yani halkın demokratik tavrını engelleyen bir tutuma hemen alelacele bir kararla kamuoyuna kararı bildirmiştir. Aynı saatlerde İçişleri Bakanlığı gözaltına alınan belediye eş başkanı Mehmet Sıdık Akış için sosyal medya hesabından paylaşım yaparak masumiyet karinesini hiçe sayarak kayyum atamasını ilan etmiştir. Söz konusu kayyum uygulamasına karşı belediye binasına yürümek isteyen yurttaşlar DEM Parti il binasında ablukaya alınmış, parti binasının giriş çıkışları polis tarafından kapatılmıştır. Bu ablukadan sonra da milletvekilleri bu hem yasaklara karşı hem uygulanan kayyum politikasına karşı ilk günden oturma eylemi kararı almış ve çarşı merkezinde oturma eylemine geçmiştir. 4 Haziran'da ise
Hakkari Adliye binası önünde bölge baro başkanları ve birçok avukatın katıldığı bir basın açıklaması yapmak istenmiş. Ancak Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı olduğu gerekçesiyle basın açıklamasına izin verilmemiştir. Bölge baro başkanlarından oluşan heyet Hakkari Valisi ile görüşmek istemiş ancak bu talep reddedilmiştir. Akabinde ise seçilmiş eş başkan Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyum atanması Hakkari'de protesto edilirken kolluk mensupları tarafından vekillerin de olduğu protestoculara gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmiştir. Söz konusu müdahalede en az 2 kişi gözaltına alınmış, 2 gazeteci ise fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştır. Eş zamanlı olarak yine heyetimizin de içinde bulunduğu milletvekilleri, parti eş genel başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile az sayıda yurttaşın bulunduğu grup polis kalkanlarıyla engellenmiş ve biber gazıyla yakın mesafeden müdahale başlamıştır. Gözlem heyetimiz içerisinde bulunan İHAD eş genel başkanı Hüseyin Küçük Balaban, MYK üyesi Hamdi Bayhan, Hakkari Şube Sekreteri Pınar Şen, Hakkari Şube üyesi Eren Baskın, kolluk mensuplarının gaz ve tazyikli suyla yaptığı müdahaleden etkilenmişlerdir. Yurttaşların müdahale sonrası dağılması akabinde dükkan içlerine ve ara sokaklara polis müdahalesi uzun süre devam etmiştir. Bu esnada sonradan edindiğimiz bilgilere göre ikisi çocuk olmak üzere 4 kişi polis şiddetine maruz bırakılmış ve ters kelepçe takılma suretiyle işkenceyle gözaltına alınmıştır. Aralarında DEM Parti, DBP eş genel başkanları, belediye eş başkanları ve milletvekilleri ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin olduğu çok sayıda kişi polis kalkanları gazlı ve tazyikli suyla yapılan müdahalede etkilenmiştir. Aralarında Hakkari ÖHD Şube Eş Başkanı Cevahir Ağralı, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez'in de bulunduğu birçok kişi gözlerine sıkılan biber gazı ve tazyikli suyun etkisiyle olay yerinde ambulansla hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştır. Kolluğun yurttaşlara müdahalesinden sonra DEM Parti Hakkari İl Binası'na sığınan yurttaşlar polis ablukası ile karşı karşıya kalmış, DEM Parti İl Binası'na giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Heyetimiz KESK Hakkari Şubeler Platformu'nu ziyaret etmiş ve kentte yaşananlar hakkında bilgi edinmeye çalışmıştır. Akşam saat 19.30 sıralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı, DBP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin aralarında bulunduğu 8 kişilik grubun valilik karşısındaki bir kaldırımda oturma eylemi başlattığı öğrenilmiş. Heyetimiz gözlem yapmak amacıyla ilgili yere gitmiştir. İHAD'e gözlem heyeti olduğumuzu oturma eylemi yapan milletvekillerini ziyaret edip alandan ayrılacağımızı kolluk mensuplarından sorumlu amirlerine bildirmemize rağmen ilgili yere gitmemiz engellenmiştir. Israrlı bekleyişimizden sonra tekrar yanımıza gelen kolluk amiri 5 kişinin oturma eylemi yapan milletvekillerinin yanına gidilmesine izin verileceğini belirtmesine rağmen heyetimizin inceleme ve görüşme yapması engellenmiştir. Oturma eylemi gerçekleştiren tüm milletvekilleri yaşadıkları hak ihlallerinden dolayı kendileri ve temsil ettikleri seçmenler adına İHAD'e başvuruda bulunduklarını, durumu kamuoyu ile paylaşmamızı ve sürecin takipçisi olmamızı talep etmişlerdir. Yine 5 Haziran günü gözaltında bulunan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davanın karar duruşması saat 9'da Hakkari Adliyesi adliyesinde görüleceği bilgisi üzerine yine heyetimiz adliye binası önüne gitmiş. Fakat burada kısıtlı sayıda vatandaşların adliye önünde bekletilmesine izin verilmiş. Fakat İnsan Hakları Derneği'nin mahkemeyi izleme konusundaki talepleri reddedilmiştir. Burada yine İHAD'e adına avukatlarımız mahkemeye müdahil olmak istemişlerdir. Ve yalnızca avukatların girişlerine izin verilmesi suretiyle avukatların tam 3 kere GBT ve arama kontrolünden geçerek mahkeme salonuna eriştiklerini de gözlemlemiş bulunmaktayız. Saatler boyunca adliye önündeki az sayıdaki yurttaş, milletvekilleri ve heyetimiz kalkanlı polisler, tomalar ve tel bariyerlerle çevrili olan içerisinde kalmaya zorlanmıştır. Basın mensuplarının yapmış olduğu haberler ve İHAD Genel Merkez sosyal medya hesaplarından heyetimizin gözlem yapmasına izin verilmediği ve polis ablukasında kaldığı yönündeki paylaşımları sonrasında çok sayıda insan hakları örgütünün imzasıyla insan hakları savunucuları dayanışma ağı ile insan hakları ortak platformu yayınladıkları açıklamalarda İHAD heyetinin engellenmesine ve polis ablukasında kalmasına dikkat çekilmiş ve İHAD heyetinin çalışmalarının kolaylaştırılması talep edilmiştir. Değerli arkadaşlar, sonuç ve değerlendirme kısmında biz biraz da
istatistiklerden ve geçmiş verilerden de faydalandık. Belirtmek gerekir ki yurttaşların demokratik bir toplumda yönetime katılmasının ön şartı seçme ve seçilme hakkına yönelik bütün müdahalelerin kaldırılması ile mümkündür. Bu bağlamda yurttaşlar yaşadıkları yerlerde özgür iradeleri ile yöneticilerini seçebilmeli ve demokratik süreçlere katılım sağlayabilmelidir. Bu bağlamda seçme ve seçilme hakkıyla alakalı olarak ortaya çıkan hak ihlalleri Kürt coğrafyasında kendisini ilk olarak 2015 yerel seçimlerde göstermiş ve akabinde bu antidemokratik uygulamalar ve kayyum atamaları devam etmiştir. Uygulanan bu antidemokratik uygulamaları sonucunda 2015'ten bu yana Kürt coğrafyasına atanan kayyumlar şu şekildedir. 2015 döneminde 95 DBP belediyesine, 2019 döneminde 48 HDP belediyesine, 2024 döneminde Birden Parti Belediyesi'ne kayyum atandı. Ayrıca da şimdiye kadar kayyum atanmış illerde ve hakkında önceden açılmış bir dava dosyasının bulunmadığı ve ulaşabildiğimiz verilere göre resmi eş başkanların da durumu yine raporumuzda değindik arkadaşlar. Geçmiş dönemlerde yine kayyum atanan Mardin, Van, Batman, Diyarbakır, Siirt, Urfa, yine Hakkari'deki belediye eş başkanlarının önceden herhangi bir dosyaları olmamasına rağmen, yani bu gerekçe bile olmamasına rağmen yine yerlerine kayyum atandığı tespitini de yine heyetimiz yapmıştır. Ötekileştirici ve demokratik siyaseti ortadan kaldıran devlet pratikleri ile yine karşı karşıyayız. Özellikle 2016 yılında Türkiye'de gerçekleşen darbe girişiminden sonra KHK'lar ve fiili olarak devletin aldığı tutumla birçok muhalif işinden edilmiş, gözaltı ve tutuklamalar rutin bir devlet uygulaması haline gelmiş. Demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından olan seçme ve seçilme hakkı askıya alınmıştır. Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı illerde kayyum uygulaması genel geçer, soyut ve terör kavramlarıyla sürekli hale gelen bir uygulama olmuştur. Hakkari ilinde de 3 Haziran 2024 tarihinde kayyum atamasıyla ortaya çıkan durum, devletin yurttaşların seçme ve seçilme hakkına yönelik yeni müdahalesini göstermesi açısından çarpıcıdır. Kürt meselesinin 10 yıllardır demokratik yol ve yöntemlerle değil, baskıcı ve kayyum gibi uygulamalarla çözümsüz bırakıldığı bir devlet pratiği, demokratik bir toplum ideali yerine baskıcı ve otoriter rejimin tahkim edilmesine yol açmaktadır. Devlet, otoriter bir yönetim anlayışı yerine yurttaşların yönetim kademelerine doğrudan katılımını hedefleyen ve söz sahibi kılan etkin bir yerel demokrasi anlayışını daha güçlü şekilde tesis etmelidir. Tam bir demokratik sistemin inşası için yerel demokrasinin güvence altına alması herkesin sorumluluğudur. Bu nedenlerle tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, aydın ve yazarları kayyum hukuksuzluğuna karşı demokratik bir geleceğin inşasına katkı sunmaya çağırıyoruz. Ayrıca devleti yönetenleri bu kritik süreçte sorumluluk içerisinde davranmaya, Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyumu geri çekerek demokratik değerlere dönmeye ve başta seçilmişler olmak üzere tüm siyasetçi mensupları serbest bırakmaya davet ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi.